10 gram Mg3N2 bileşiğinde kaç mol atom vardır diyor arkadaşlar. Şimdi Mg3'ün, Mg3N2'nin 1 molünün kaç gram geldiğine bakalım. Şimdi magnezyumun 1 molü 24 grammış. 3 molü 24 çarpı 3 gramdır. Azotun 1 molü 14 gramdır. 2 molü 14 çarpı 2 gramdır arkadaşlar. Buradan arkadaşlar geldiğimizde 72 artı 28 dersek 100 gram 1 molünün olduğunu buluruz. Şimdi bu bileşiğin 1 molü 100 gramsa arkadaşlar 10 gram bileşik kaç moldür diye bakarsak buradan da 0,1 mol olduğunu buluruz. Şimdi kaç mol atom vardır diyor ya ben elime bir tane mg 3 n 2 alırsam arkadaşlar bunun içerisinde 3 tane magnezyum 2 tane azot olduğunu görürüm. O zaman 1 mol alırsam da 3 mol magnezyum 2 mol de azot atomu olduğuna göre yani 5 mol bunun içerisinde atom vardır arkadaşlar. O zaman 0,1 molünde kaç mol atom vardır dersem arkadaşlar buradan da 0.5 mol atom olduğunu bulurum. Sonra bana kaç mol atom vardır dediğine göre doğru seçeneğim D seçeneği demiş oldum. Aşağıdaki maddelerden hangisinin atom sayısı Avogadro sayısına eşit değildir diyor arkadaşlar. A seçeneği için bakalım. 0,2 mol CH4 diyor. Şimdi 1 mol elime CH4 molekülü alırsam bunun içerisinde 1 mol karbon 4 mol hidrojen atomu var. Yani toplam 5 mol atom var arkadaşlar. O zaman 0,2 mol alırsam da kaç mol atom olmuş olur? Buradan da arkadaşlar 1 mol atom vardır derim bu oldu. Bak 1 mol demir atomunda zaten 1 mol demir atomu vardır. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demir demir atom vardır arkadaşlar. Şimdi 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane O2 gazı bak. Bu kadar tane Avogadro sayısıydı ve ben buna 1 mol diyordum arkadaşlar. 1 mol oksijen gazı içerisinde arkadaşlar toplam molekülde 2 mol atom var değil mi arkadaşlar? 2 mol oksijen atomu var. Dolayısıyla hangisinde atom sayısı Avogadro sayısına eşit değildir diyor ya arkadaşlar. Burada 2 mol atom olduğu için 1 mol yani Avogadro sayısına eşit değildir arkadaşlar. Bu olmayacak. 1 gram H2'ye baktığımda arkadaşlar şimdi H2'nin 1 molünü aldığımda arkadaşlar bunun içerisinde 2 mol hidrojen atomu var. 1 molü 1 gramsa 2 mol 2 çarpı 1 gramdır. Yani bu molekülün mol ağırlığı 2 gram bölü moldur. Şimdi bu molekülün 1 molü 2 gram olduğuna göre arkadaşlar 1 gramı kaç moldür dersek H2'nin 0,5 mol olduğunu bulurum. Yani 0.5 mol H2 gazı. Bak pratik yapalım arkadaşlar. Şimdi 1 mol aldığımda 2 mol hidrojen atomu oluyor ya molekülden arkadaşlar. Bak 1 mol molekül alıyorum 2 mol hidrojen atomu oluyor. O zaman 0,5 mol alırsam da 2 katı kadar yani 1 mol ne olur? Hidrojen atomu olmuş olur. İsterseniz de oran orantı yapabilirsiniz. Burada da oldu yani Avogadro sayısı kadar. Yani 1 mol diyor arkadaşlar. 0,25 mol SO3'te de 1 mol elime SO3 molekülü aldığımda 1 mol kükürt 3 mol oksijen bunun içerisinde 4 mol atom vardır arkadaşlar. O zaman 0.25 mol aldığımda yine 4 katı kadar olacaktır. Buradan da 1 mol atom yani Avogadro sayısı kadar atom olur arkadaşlar. Yani burada C seçeneğim doğru seçenek olmuş oldu. 1 mol H2O ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane toplam yani 1 mol yapar arkadaşlar. Bu kadar tane. Ney? Molekül. H2O. Şundan arkadaşlar. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane için diyor. Şimdi bunun içerisinde arkadaşlar 2 katı kadar hidrojen atomu yani 2 mol hidrojen atomu 1 mol oksijen atomu toplamda ne vardır arkadaşlar? 3 mol atom vardır bunun içerisinde değil mi? Yani 1 mol molekülde H2O molekülünde arkadaşlar 3 mol atom vardır. O zaman 3 mol atom içerir doğrudur. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane H2O molekülü içerir. Böyle olduğunu söyledik. Doğrudur arkadaşlar. 18 gramdır diyor. Şimdi hidrojenin 1 molü 1 gramsa arkadaşlar. Oksijenin 1 molü 16 gramsa. Bak 2 mol hidrojen vardır. 2 çarpı 1 gram. 1 mol oksijen vardır. Bu da 16 gram. Yani 18 gram bölü mol. Bunun 1 molünün ağırlığı. Yani arkadaşlar MA'sı gelir. O zaman bu da doğru olmuş oldu. Bak. 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içerir diyor. Arkadaşlar 3 mol atom içerir dedik ya. Şimdi 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise 3 mol atom içeriyorsa 3 mol kaç tanedir ona bakalım arkadaşlar. Buradan da 18,06 çarpı 10 üzeri 23 tane yani 3 katı kadar atom içerir. Bu yanlıştır arkadaşlar. 2 gram hidrojen atomu içerir diyor. Şimdi bakalım bunun içerisinde ne var arkadaşlar? 2 mol hidrojen atomu var. 2 mol hidrojen atomu da ne yapıyordu? 2 gram yapıyordu arkadaşlar. 16 gram da oksijen içerir. O zaman bu da doğrudur. Yanlışı sorduğundan dolayı D seçeneğim burada doğru seçenek olmuş oldu. Yukarıdaki eşit hacimli kaplarda bulunan eşit kütleli karbon monoksit, ne2 ve c2h4 gazlarının niceliklerinden hangileri eşittir diyor. Bak şimdi karbon monoksit aldım arkadaşlar elime. N2 aldım. Bir de ne alayım arkadaşlar? C2H4 alayım. Ben bunların mol ağırlıklarına bakarsam. 1 mol molekülde arkadaşlar. 1 mol karbon var. Bu 12 grammış. 1 mol oksijen var. Bu 16 grammış. Bak şurada 1 mollerinin ağırlıklarını veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunun mol ağırlığı ne gelir arkadaşlar? 28 gram bölü mol gelmiş olur. Bu ne? MA'sı arkadaşlar. Her birinin mol ağırlığına bakıyorum. Bak azot 14 çarpı 2'den arkadaşlar. Buradaki MA'sı mol ağırlığı ne gelmiş oldu. 28 gram bölü mol geldi. Yine buraya bakarsak 12 çarpı 2 artı 4 çarpı 1'den arkadaşlar. Buranın MA'sı da yine ne geldi? 28 gram bölü mol. Arkadaşlar her birinin bir molü 28 gram. Bir molü 28 gram. bir molü 28 gram. Bana eşit kütleli al diyor ya. Ben diğer vereyim. Her birinden 28 gram alsam arkadaşlar. 28 gram bundan 28 gram da bundan aldım. Dolayısıyla ben her birinden elime 1 bir mol molekül almış olurum. Yani 1 mol karbonmonoksit 1 mol N2 elime 1 mol de ne almış oldum arkadaşlar C2H4 almış oldum. Şimdi molekül sayıları evet 28 gram 28 gram eşit kütleli aldığımda her birinin molekülün molü molekül sayısı 1 mol yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane oluyor doğrudur. Atom sayılarına baktığımda bak 1 mol karbonmonoksitten arkadaşlar 1 mol karbon 1 mol oksijen 2 mol atom olmuş oluyor bak atom. Şimdi 1 mol N2'den arkadaşlar 2 mol azot atomum var. Yani buradan da 2 mol atom gelir. Fakat şimdi buradan 1 mol aldığımda 2 mol karbon atomu, 4 mol hidrojen atomu toplam 6 mol atom gelir. Yani bunların arkadaşlar atom sayıları aynı olmaz. Öz kütle dediğinde nasıl düşüneceğim öz kütle d eşittir, m bölü v yani birim hacimdeki kütle her birinin hacmi eşit arkadaşlar v hacmi olsun her birinin kütlesi de 28 gram aldım ben arkadaşlar e dolayısıyla her birinin eşit kütlede eşit hacim yaptığı için yoğunlukları da eşittir diyebilirim arkadaşlar doğru seçeneğim burada d seçeneğim 1 ve 3 olmuş oldu. X, Y, N bileşiğinin mol kütlesinin hesaplanabilmesi için yukarıdakilerden en az hangilerinin bilinmesi yeterlidir diyor. Arkadaşlar mesela kütlece birleşme oranına bakalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. X, Y, N bileşiğinin mol kütlesi demek arkadaşlar. 1 molünün ağırlığı demek. Yani 1 mol kütlesi demek. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi diyelim ki bunların kütlece birleşme oranı yani MX bölü MY. Bak değer vererek çok güzel görünüyor. Mesela 3 bölü 2 olsun arkadaşlar. Yani 3 m gram buradan alırken 2 m gram da buradan alacağım diyelim arkadaşlar. Yani 3'e 2 oran var. Bu sadece bir oran. Sonra bir de şunu biliyorum diyelim. Mesela 1 mol x y n bileşindeki y'nin kütlesi. Mesela bu da şöyle olsun. 4 gram olsun arkadaşlar toplam. Şimdi 4 gram y varsa ve kütleler arasında 2'ye 3 oran varsa bu 4 gram hani 1 mol toplam moleküldeki kütleydi diye arkadaşlar. O zaman 1 molünde 4 gram y varsa 2 3 oran olduğunda da arkadaşlar ne olur? 6 gram x olur. Mesela bu oranlara göre ben burada mol kütlesini 10 gram bölü mol olarak hesaplarım. Çünkü 6 gram x 4 gram y olacakmış bir molünde arkadaşlar. Çünkü kütlece birleşme oranını da biliyorum. Mol kütlesi 10 gram bölü mol olmuş olur. Yani şu ikisini bildiğimde ben mol kütlesini hesaplarım. En değerine gerek var mı? Hayır. Mol kütlelerinden gitmiyorum. Yani en değerini bilsem arkadaşlar y'nin mol kütlesini hesaplarım ama ona gerek kalmadı. Çünkü bu iki bilgiye göre bunu hesapladık. En az hangisinin bilmesi gerektiğini sorduğundan arkadaşlar doğru seçeneğim C seçeneği demiş oldum. Şimdi arkadaşlar 0,1 mol CuSO4 NH2O. Bunlar hidratlı bileşiktir arkadaşlar. Kristal sulu bileşiği ısıtılarak suyu tamamen buharlaştırıldığında kütlesi 9 gram az oluyormuş. Yani şuradan arkadaşlar 9 gram uçup giden su. Tamam mı? Buna göre bileşiğin 1 molü kaç gramdır diyor. Şimdi 0,1 mol aldık arkadaşlar elimize. CuSO4 dedim arkadaşlar. NH2O dedim. Bak şuradaki N'e mol dersem arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi şu kısma bakarsak hidrojenin 1 molü 1 gram 2 molü 2 çarpı 1 gram artı oksijenin 1 molü 16 gram ne gelir? 18 gram bölü mol suyun 1 molünün kütlesi. O zaman buradan arkadaşlar en molü de ne gelir? Şimdi 1 molü 18 gramsa n molü de 18 n gram gelir arkadaşlar. Neymiş? H2O. Bu 18 n gram azaldığında yani şu kısım uçup gittiğinde 9 gram su azalmış. O zaman n'e baktığımızda arkadaşlar buradan 9 bölü 18 dersek 0.5 mol ne yapmış? H2O uçup gitmiş. Dikkat et. 0.1 molünde arkadaşlar bak 0.1 mol uzun uzun yazacağım iyi anla diye. CuSO4 arkadaşlar. NH2O içerisinde şuradaki N değeri arkadaşlar ne varmış 0.5 mol H2O varmış onu buldum bu azalan Tamam mı arkadaşlar? O zaman 1 molünde 1 mol CuSO4 dersem arkadaşlar ne olur bunun içerisinde? Yani NH2O dersem bak buradaki N'i bulacağım. O zaman 5 mol H2O vardır arkadaşlar. Yani benim şu formülüm şu aslında başlangıçta. CuSO4 arkadaşlar. Şöyle 5H2O demiş oldum. Bak şimdi suyun mol ağırlığı 18 Yani 5 çarpı 18 gram gelecek. Ben elime 1 mol aldım tabi arkadaşlar. 1 mol toplam bu bileşik için diyorum. Bunun içerisinden 64 gram bakır artı 32 gram kükürt artı arkadaşlar ne geldi? Oksijenin 1 molü 16 gram 4 molü de 16 çarpı 4 gram arkadaşlar. Şu kısma bakarsak ne giriyor? 64 artı 64 128. 128 artı 32. Buradan arkadaşlar ne gelir? 160 gelir değil mi? 160 artı bir de şu sulu kısımlar arkadaşlar. 90 dersem 250 gram bölü mol bileşimin mol ağırlığı 1 molün ağırlığı gelir. O zaman E seçeneğim doğru seçenek olmuş olur. Sorumuza baktığımızda SO3 ve C3H4 gazlarından oluşan 0.5 mol'lük karışımda 0.9 mol oksijen atomu bulunmaktadır diyor. Buna göre karışımın kaç gram olduğunu sormuş. Arkadaşlar SO3 var benim elimde, bir de ne var? C3H4 var, değil mi? Şimdi buna x mol diyeyim arkadaşlar. Buna da y mol diyeyim. Toplam ne kadarmış benim karışımım? Yani x artı y eşittir arkadaşlar. 0.5 molmuş. Şimdi 0.9 mol oksijen atomu olduğuna göre bak. Oksijen buradan gelmez arkadaşlar. Oksijen nereden gelir? Şuradan gelir bak. Görüyor musun? Şöyle renkli yaptım bak. Şimdi bunun 1 molünde arkadaşlar. Bunun 3 mol oksijen olduğuna göre, oksijen atomu olduğuna göre 3 katı kadar yani şuradan 1 mol aldığımda bir oran bu arkadaşlar. 3 katı kadar oksijen varmış. E o zaman 0.9 mol oksijen dedim de şurası 9 olacak arkadaşlar. Ben buradaki x'i bulurum. Yani ne olur arkadaşlar? 0.3 mol benim için SO3 molekülü olmuş olur. Bak bu SO3 oldu arkadaşlar. E toplamı 0,5 ise yani X'e 0,3 dersem Y'de 0,2 olur arkadaşlar. Yani 0,3 mol SO3 ne var arkadaşlar? 0,2 mol de C3H4 var. Şimdi bunların mol ağırlıklarına baktığımda şuraya yapayım SO3. 1 molüne baktığımda arkadaşlar SO3'ün 80 grammış. 1 molü 80 gramsa buradan ne dedim arkadaşlar 0.3 mol varmış 0.3 molü kaç gramdır dersem buradan da 24 gram SO3 olduğunu bulurum arkadaşlar C3H4 için de aynı şeyi yapıyorum bak 1 molü 40 grammış 1 molü bunun 40 gramsa arkadaşlar. Buradan da 0,2 mol varmış. 0,2 molü kaç gramdır dersem. Buradan da 8 gram C3H4 olduğunu bulurum. Topladığımda da arkadaşlar toplam elimde 32 gram karışım olmuş olur. Doğru seçeneğim D seçeneği demiş oldum. Yukarıdaki grafikteki x 3 y bileşiğinin kütlesine karşılık x'in mol atom sayısı verilmiştir arkadaşlar. Yani x'in kaç mol olduğunda bileşiğin kütlesi grafiği tamam mı? Buna göre X3YN x 3 y n bileşimindeki x'in atom kütlesi ve n değerini soruyor. Arkadaşlar ben bir kere şunu yazayım bak. x 3 y n yazayım. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz bak. x 03 olduğunda şimdi 1 mol normalde arkadaşlar 1 mol x 3 y n içerisinde ne derim ben? 3 mol x değil mi? n molde ne vardır? y vardır arkadaşlar. Böyle düşünürsem o zaman x'in Soru bana şunu veriyor. 0,3 mol olduğunda yani 0,3 diyelim arkadaşlar. Y'nin de ona bölünmüş hali yani Y'de ne olacak? 0,1 n olacak. Şimdi 1 mol bileşik dedik. O zaman 0,1 mol bileşik dedim arkadaşlar. Toplam bileşik kütlesine kadarmış? 10 grammış. Böyle olduğunda 10 gram oluyormuş. Şimdi X'in 1 molünün ağırlığına X diyeyim. 0,3 mol olduğuna göre arkadaşlar. Yani ne gelmiş oluyor? 0,3 X. Artı arkadaşlar. Y'nin 1 mol 14 grammış. 0,1 n molü de ne gelir? 1,4 n gram gelir. Toplamı 10 gram gelmiş oldu. Bak şuradan da gidebilirim ama şuradan da gidebilirim arkadaşlar. Ben şimdi bir veriyi yakaladım elimde tamam mı? Şimdi 1 mol bileşikte arkadaşlar şöyle düşün. 0,1 mol bileşik olduğunda 10 gramsa 1 mol yani mol kütlesi bu bileşin neymiş? 100 grammış arkadaşlar. Şimdi mesela şuraya geldim. Şuradan yapalım arkadaşlar. X 3 Y N dedim de. Şimdi X'in mol ağırlığına X dedim. Yani 3 mol olduğuna göre 3 çarpı X gram. Burada ne olmuş oluyor arkadaşlar? X atom olmuş oluyor. Artı. Y'nin 1 molü 14 gram. N molü 14 N gram. Böyle olduğunda ne dedim ben? Mol ağırlığına eşit olacak. Yani mol ağırlığında 100 gram olması gerektiğini buldum. Şimdi şunu yazdım ya artık deneyeceğim. X'in atom kütlesi 10. 3 mol X olduğuna göre 1 mol 10 gramsa 3 molü 3 çarpı 10 gramdır dedim. Artı arkadaşlar. En değen atom sayısı da 2'miş. E 1 mol Y ne olacak arkadaşlar? 14 gram olduğuna göre 2 mol de 2 çarpı 14 gram olacak. Bakıyorum 100 yapıyor mu? Arkadaşlar 30 artı 28'den buradan ne yapar arkadaşlar? Bir kere 58 gelir. Bak bu olmadı. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Olmadı. Yani denediğimde şöyle diyelim. Denklemim neydi? 3x artı 14 n eşittir 100 dersem. Bak x 24. O zaman 3 çarpı x 3 çarpı 24 yapar. Artı arkadaşlar. N2 olduğunda yani 14 çarpı 2 olduğunda ne gelir? Buradan 72 artı 28 toplamı 100 gram bölüm mol yapar. Yani dolayısıyla arkadaşlar burada B seçeneğindeki gibi olabilir. Diğer durumları da denerseniz olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. B seçeneğim doğru seçenek olmuş oldum. Arkadaşlar CH4 SO2 H2 gazlarının 1 mollük karışımı ile ilgili yukarıdaki bağlantılardan hangileri doğrudur diyor. Beni çok dikkatli dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Elimde CH4 olacak. Bunlar gaz arkadaşlar. SO2 olacak. Bir de H2 olacak. Şimdi bunların tamamının 1 mol olduğunu bana söylüyor arkadaşlar. Bak en aşağı Karışımın kütlesi 2 gram en fazla 64 gram olur diyor. Şimdi en fazla neden 64 gram olur? Ona bakalım arkadaşlar. Şimdi bir mollerin ağırlığına bakarsak arkadaşlar. Karbon burada mesela karbonun bir mol var arkadaşlar. O zaman 12 çarpı 1 gram. Bir molü 12 gramsa bir mol karbon olduğuna, olduğuna göre 12 çarpı 1 gram gelir. Hidrojenin bir molü 1 gram 4 molü 4 çarpı 1 gram. 16 gram bölü mol. CH4'ün bir molünün ağırlığı. Tamam mı? Kükürt arkadaşlar 32 gram 1 mol olduğuna göre 32, 32 çarpı 1 gram gelir. Oksijen 16 gram 2 mol olduğuna göre 16 çarpı 2 gram gelir. Buradan da 64 gram bölü mol olarak buluruz. Bunlar bir molün ağırlığı dediğimiz gibi. 2 mol hidrojen atomu olduğuna göre arkadaşlar 2 çarpı 1 gram dersem. Buradan da 2 gram bölü, mol mol ağırlığını bulmuş olurum. Şimdi beni çok dikkat dinlemenizi istiyorum. En fazla 64 gram diyor ya arkadaşlar bak. O zaman en büyük 1 molü en büyük olan gazdan toplamı 1 mol olacak ya arkadaşlar. Ben buradan 0,99 gibi böyle 999 gibi en fazla buradan bile alsam arkadaşlar bu yaklaşık ne gelir? 63,99'lardaki gibi bir sayı gelir. Ama dikkat et diğerlerine ne kalıyor arkadaşlar? 0 gün 0 0 0 birli gibi sayılar geliyor. Sen tam oran yaptığında göreceksin ki arkadaşlar. Diğerlerine 0 0 0 0, 0 gibi sayılar bile versen arkadaşlar. Yani toplamı 1 mol yaptığın sürece buradaki toplam kütle hiçbir zaman 64 olmayacaktır arkadaşlar. Tamam mı? 64'ten daha küçük bir sayı bulacaksın. Şimdi diğer kısım için baktığımızda arkadaşlar yine yazıyorum bakın CH4 var elimde SO2 var arkadaşlar H2 var. Mol ağırlıklarına baktım 16 gram bölü mol 64 gram bölü mol ve 2 gram bölü mol. Şimdi en az baktığımda arkadaşlar en küçük olana bakayım. Mesela diyeyim ki ben buradan 0.9 mol aldım mesela. E o zaman buradan 0.05 desem mesela değer veriyorum 0.05 desem bile arkadaşlar. Bakın 1 mol 2 gramsa 0.9 mol arkadaşlar 0.9 katıdır. Yani buradan da ne gelir? 1,8 8 mol gelir arkadaşlar. Şimdi 1 mol 64 gramsa 0.05 mol arkadaşlar. 0.5 olsa yarısı 32 olur. Yani buradan 0.32 dedim. Değil mi arkadaşlar? Şimdi yine aynı şekilde 16'nın yarısı 8'dir. Bir virgül yersem arkadaşlar. buradan da ne gelmiş oluyor? 0. Yani 16'nın yarısı olsa yani 0.5 olsa arkadaşlar ne gelmiş olacak? 8. 0.05 olduğu için buradan da 0.08 geldi. Bak Şurayı toplarsak arkadaşlar bakın 10 elde var 1, 4, 8 daha burada 12 gelir. 1, 2, 2 gibi bir sayı geliyor arkadaşlar. Yani sen şuraya 0,9999 bile versen diğerlerini yerleştirdiğinde arkadaşlar 2'den küçük de hiçbir zaman olmuyor. Yani birinci öncülüm doğru demiş oldum. Bak atom sayısı küçük ve eşit 5 dedim. Şimdi yine aynı mantıkla yapacaksınız tamam mı? Elinde ne var? CH4 var, SO2 var bir de arkadaşlar H2 var. Şimdi... Bakalım en fazla 5 mol oluyor mu? Arkadaşlar bakalım burada en fazla kim var? CH4 var. Diyelim ki ben 0.9 mol CH4'ten aldım. Şimdi Burada 1 molünde 5 katı kadar atom olduğu için yani burada 5 mol atom var ya bir katın arkadaşlar. 1 molünde 5 mol atom var. 0.9 molünde de o zaman 4,5 mol atom olur. E o zaman mesela buradan 0.05 almak zorundayım arkadaşlar. 3 katı kadar atom var. 1 mol kükürt, 2 mol oksijen ve o zaman buradan ne gelir? 0.15 mol atom gelmiş olur. E buradan da 0.05 mol dersem 2 katı buradan da 0.1 mol atom gelmiş olur arkadaşlar. Bak şurayı toplarsanız arkadaşlar 4,75 gelir. Yani en çok atom içerenin Mourinho en fazla bile alsam arkadaşlar hiçbir zaman ne oluyor diğerlerinin toplamı yine 1 olacağı için 5 olmuyor arkadaşlar. Yani 5'ten daha küçük olması lazım. 5'e eşit olmaz hiçbir zaman tamam mı? Dolayısıyla bu yanlış olmuş oldu. Molekül sayısı arkadaşlar yani toplamı bunların 1 mol olacağına göre toplam her gazlar arkadaşlar 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane 1 mol dediğim için 1 mol olması lazım. Hangileri doğrudur diyor o zaman D seçeneğim doğru seçenek demiş olacağım. Yukarıdaki kapta bulunan 0.5 mol O2 gazı üzerine n mol X gazı ekleniyor arkadaşlar. Bak n mol X. n ney eklenen X. Şimdi şekil 1'deki atom sayısı ve kütle grafiği elde ediliyormuş. Buna göre n değeri ve X gazı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bana soruyor. Arkadaşlar Şimdi 0.5 mol O2 gazına bakarsak, 0.5 mol O2 gazı aldığımda, bakın, 1 mol molekülde 2 mol oksijen atomu var. O zaman 0.5 mol alırsam, 2 katı kadar. Buradan 1 mol ne olur arkadaşlar? Oksijen atomu. Yani kabın içerisinde başlangıçta arkadaşlar, benim elimde 1 mol oksijen atomu var. Şimdi grafiğe bakarsak arkadaşlar başlangıçta 1 mol atomun yani başlangıçta elimde 1 mol atom sayısı olan bir bileşik varken arkadaşlar 16 gram olduğunu görüyorum. Yani 1 mol oksijen atomu zaten 16 gramdır. Yani grafikle de uyumlu. Değil mi? Oksijenin 1 molü 16 gram. Şimdi son durumda arkadaşlar atom sayısı 5 mole çıktığında yani benim eklediğim 4 mol atom içeren bir madde var arkadaşlar. Atom içerir. 4 mol atom içerir. Kütlenin ne olduğunu görüyorum arkadaşlar ben toplam 32 gram bak 16 gram vardı e o zaman buradan 16 gram daha ekleyeceğim ki son durumda toplam ne olsun arkadaşlar elimde yani 5 mol atom olsun ve elimde 32 gram madde olsun yani benim ekleyeceğim madde 4 mol atom içermeli ve 16 gram olmalı arkadaşlar. Şimdi burada şıkları deneyerek gideceğiz. Ben A seçeneğinin neden olmadığını size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi mesela 0.5 mol C2H6 eklersem. Bakalım 0.5 mol C2H6. Şimdi bu bileşim 1 molünden 2 mol karbon 6 mol hidrojen 8 mol atom gelir arkadaşlar. 8 mol atom. 1 molünden 8 mol geliyorsa 0.5 molünden de arkadaşlar 8 katı kadar yani 4 mol atom gelir mi? Gelir. Mesela bu olur bu manada. Ama bakalım Kütlesi 16 gram ediyor mu? Şimdi C2H6 için yaparsak karbonun 1 molün kütlesi 12 gram. 2 mol 12 çarpı 2 gram. Artı hidrojenin 1 molü 1 gram. 6 molü 6 çarpı 1 gram. Buradan mol kütlesinin 30 gram bölü mol olduğunu görürüz. Arkadaşlar 1 molü 30 gramsa buradan ben ne eklemiştim? 0.5 mol eklemiştim. 0.5 molü kaç gramdır dersem arkadaşlar 15 gram eklemiş olurum. Kaç eklemeliydim? 16 gram eklemeliydim. Yani bu olmaz arkadaşlar. Hangisi olur? Siz hepsini denediğinizde arkadaşlar olacağın C seçeneğindeki helyum. Yani 4 mol helyum eklediğimde arkadaşlar bakın bunu deneyelim. 4 mol helyum. Helyumun 1 molü ne kadarmış? 4 grammış arkadaşlar. 4 molü ne gelir? 16 gram gelir. Sonuçta arkadaşlar 4 mol atom içerir. 1 mol helyum 1 mol atom içeriyor. 4 molü 4 mol atom içeriyor. Ve 16 gram eklemiş oluyorum. 16 gram vardı. 16 gram daha ekledim. 32 grama çıktı. 1 mol atom içeren O2 burada molekülü vardı arkadaşlar. 4 mol de helyum atomu ekledim. Toplam atom sayısı da 5 mole çıktı. Doğru seçeneğim C seçeneği demiş oldum. X2Y gazı ile ilgili aşağıda bilgiler veriliyor. Buna göre 1 mol X2Y gazının kütlesi kaç gramdır diye bana soruyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. X'in mol kütlesine bakalım ilk önce arkadaşlar. Bakın bir tane X arkadaşlar B grammış. B gram. O zaman 1 mol. Yani NA taneye bakarsak NA tanesi 1 mol ya arkadaşlar. NA tanesi kaç gram gelir? Buradan arkadaşlar NA çarpı B gelir yani bu molarlı gram bölü mol olmuş oldu arkadaşlar bu ne X'in molarlı X'in MA'sı olmuş oldu tamam sonra Y için yaparsak arkadaşlar 3.01 çarpı 10 üzeri 23 tane yani bir mol 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tanesi 3.01 çarpı 10 üzeri 23 tane de 0.5 moldür bana diyor ki 0.5 mol Y arkadaşlar k gramdır şimdi molarlı bir molün ağırlığı olduğuna göre bunun bir molü kaç gramdır arkadaşlar? Buradan da 2K gram bölü mol gelir. Bu ne? Y için MA değeri arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar X ve Y'nin mol, mol ağırlığı değerlerini bulmuş oldum. Şimdi gel bakalım X, 2, Y için 1 molün ağırlığına bakarsak. Arkadaşlar 2 mol X var. Bunun 1 molü NA çarpı B gramsa 2 molü 2 çarpı NA çarpı B gramdır. Artı Y'nin 1 molü 2K, 2K gramsa o zaman 1 mol olduğuna göre 2K gramda Y olmuş olacak. Ben bunları topladım arkadaşlar. Bakın 2 parantezine alırsam 2 parantezinde Na çarpı B artı K ne oluyor arkadaşlar? Gram bölü mol benim bu bileşimin mol kütlesi olmuş oluyor. Doğru seçeneğim C seçeneği demiş oldum. Arkadaşlar x, 2 ve ZX x bileşikleri ile ilgili bilgiler vermiş. Buna göre xy 2 bileşiğinin mol kütlesi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar şimdi xy y2 bileşiğine baktığımda kütlece birleşme oranı 7'ye 16'ymış. Yani 7 gram x'den alırsam 16 gram y'den alacağım. Sonra zx bileşiğinin 10 gramında 8 gram z varmış. Hemen yaptım zx bileşiği 10 gram olduğunda arkadaşlar bunun kaç gramı z'ymiş? 8 gramı z'ymiş. O zaman 2 gramı da x'tir arkadaşlar. Bunu yazdım. Şimdi dikkat et. Bir tane zx 70 bölü na gramdır. Arkadaşlar şimdi şöyle düşün. Bir tanesi 70 bölü na gramsa kimin için yapıyorum? zx için yapıyorum. na tanesi yani 1 molü kaç gramdır? Dersen mol kütlesini bulurum arkadaşlar. na tane 1 mol yapıyordu hatırlarsak. Tamam mı? O zaman 70 bölü na çarpı na'dan arkadaşlar ne gelir? 70 gram bölü mol mol ağırlığı gelmiş olur arkadaşlar. Yani benim bu bileşimin 70 gram bölü mol olduğunu buluyorum. Bak 10 gramında 8 gram Z vardı ya o zaman 70 gramını bulmak için 7 ile çarpmam lazım. Arkadaşlar burayı 7 ile çarptığımda o zaman 56 gram Z artı arkadaşlar 2'yi de 7 ile çarptığımda 14 gram X toplamı 70 gram gelmiş oldu. Bak şunlar Z ile X'in mol ağırlığı değeriymiş arkadaşlar. Bak ben buradan neyi buldum? X'in MA'sını buldum. 1 mol var ya arkadaşlar bu molekülde. O zaman 1 mol x 14 gram bölü molmuş. Şimdi ben şu bileşiğin 1 molünün ağırlığına bakarsam X'ten 1 mol var. Mol ağırlığı 14 gram arkadaşlar. Bak 14 gram aldığında 7'ye 16 oranı biliyorum ya arkadaşlar. Bak 7'nin kaç katı? 2 katı. O zaman 16'nın kaç katını alacağım arkadaşlar? 2 katını alacağım. O zaman 32 olmuş olacak arkadaşlar burası. Soru bana zaten bunun mol ağırlığını soruyordu. Toplarsak arkadaşlar 14 artı 32'den 46 gram bölü mol olarak ben bu bileşimin mol ağırlığını bulmuş olurum. B seçeneğim doğru seçenek demiş oldu.